yani gündelik hayat içerisinde pek çok şey bende bir öykünün başlangıç noktası olabiliyor. Bunu daha sonra da fark ettiğim oluyor. Yani yazarken öykünün ilerlemesi sırasında hatırladığım bazı noktalar öykünün gelişimine giriyor ama kimi zaman da böyle bir insan ilişkileri, bazen bir bakış, bazen bir tavır, onun arkasında ne olduğunu merak etmek, onun arkasındaki hikayeyi görmeye çalışmak böyle bir şeyle başlayabiliyor. Kimi zaman son yıllarda bir şey var, hani tematik öykü derlemeleri oluyor. O zaman işte şu konuda diyelim ki kayıp insanlarla ilgili ya da işte dersin 1938'le ilgili bir öykü yazabilir misiniz dendiğinde baştan bir çok genel bir başlık oluyor ama onun içini nasıl dolduracağım konusunda gene ben sanırım gündelik hayattan bir şeyler ben esinleniyorum. Nadiren de başka edebiyat eserleri ya da kimi zaman bir şarkı, yani çok belirgin sayılabilecek sebepler yok. Her şeyden olabiliyor yani. Kaldığımız yer aslında benim bir önceki öykü kitabım 2010'da yayınlanmıştı. 2010'dan 2015'e kadar yazmış olduğum öykülerden oluşuyor. Tabii bu öyküleri kitaba yerleştirirken bir sıralama yapmam gerekiyordu. Öncelikle ikiye ayırdım. Çünkü bu zaman zarfında yazdığım öykülerin bir bölümü aslında hem güncel konulara hem Türkiye için tarihsel önemi olan konulara ilişkindi. Siyasi göndermeler olan öyküler vardı. Bunları bir bölümde topladım. İkinci bölümde de daha böyle küçük hayat parçaları, insan ilişkileri, iki kişinin diyaloğundan oluşan ya da işte iki insan arasındaki ilişkinin sıkıntılarından, çıkmazlarından ya da işte o çıkmazların içerisindeki bir bulunabilen sevinçlerinden oluşan bir şekilde oluşturdum. Yani özellikle ilk bölümdeki öyküler, başta da dediğim gibi bir kısmı bu zaman zarfında derleme öykü kitapları için yazdığım öykülerdi. Ama Türkiye'de zaten bir şeydi, hani artık politik meselelerden uzak kalamıyoruz ve gündelik hayatımızda bundan etkileniyor. İşte iş kazaları da buna dahil, Kürt sorunu da buna dahil. Bunlar da ister istemez bir Suriye'den gelen mülteciler meselesi de. Kitabın ilk bölümü bu tarz öykülerden oluştu. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı 2008 senesinde gün ortasında Arzu kitabıma verdiler. Ve bu benim için çok büyük bir onurdu. Çünkü hani Türkçe hikayede benim en sevdiğim yazardır. Onun dışında da 2010'da Haldun Taner Öykü Ödülü'ne Diken Ucu kitabım layık görüldü. Bir de son kitabım Kaldığımız Yer, 2015 Türkan Saylan Kültür Sanat Ödülleri'nde Eren Zatasu'nun Kızılkale Öykü kitabıyla benim Kaldığımız Yer kitabıma paylaştırıldı. Aldığım ödüller bunlar. Günümüz öykücülüğünün en temel özelliğinin çeşitlilik olduğunu düşünüyorum. Çok farklı tarzlarda öyküler yazılıyor, yayınlanıyor. Öykü zaten çok tanımı belirgin bir tür değil. Pek çok formda öykü yazılabilir. Bu Türkçe öyküde özellikle son 10-15 yılda giderek daha da bir çeşitlilik kazandı. Belki bizim kuşağın da bizden sonra gelen kuşağın bir şansı da yayın evleri öykü kitabı yayınlamak konusunda eskisi kadar çekingen davranmıyorlar. Benim ilk yazmaya başladığım işte bundan 25-30 yıl önce bu öykü kitabı yayınlamak daha zordu. Öykü çok ilgi gören bir tür değildi. Ama bu biraz da öykünün Türkiye'deki gelişimiyle ortaya çıktı. Peş peşe yayınlanan öykü dergileri, öykücülerin beraber oluşturdukları etkinlikler ve yazılan kitapların yetkinliği. Tabii burada yayın endüstrisinin genişlemesinin de bir etkisi var. Eskisine göre bir yıl içerisinde yayınlanan kitapların sayısı çok fazla. Dolayısıyla öykü kitapları da yer bulabiliyor. Bütün bu etmenler öyküyü bir
öykü, yani yazım edebiyatla ilgilenen insanlarda öykü konusunda bir özendirici etki yaratıyor tahmin ediyorum. Ve başta dediğim gibi de işte yani çok minimalist öyküler yazanlar var. Tamamen işte geleneksel anlatılara yaslanan öyküler yazanlar var. Postmodern denebilecek işte üst kurmacaya dayanan öyküler yazarlar var. Çok gerçekçi tarzda yazanlar var. Ve bütün bu çeşitlilik aslında bizim öykücülüğümüzde, bizim öykücülüğümüzü yanı sıra bizim edebiyatımızı da bir yerden bir yere taşıyor. Çünkü öykü aslında edebiyatın daha dinamik türüdür. Yani genelde öykücülere işte bilmem kaç öykü kitabı çıkarttınız, artık roman yazacak mısınız diye sorulur. Halbuki aslında daha derinde yazılan öyküler, yazılan romanları önceler, onlara bir öncülük yapar. Kimi dil arayışları, kimi kurgu arayışları öncelikle öykü kitaplarında, öykülerde ortaya çıkar. Daha sonra bunlar romanda etkisini gösterir. Öykünün bu öncü yanı, bu çeşitliliğe imkan tanıması çok zengin bir öykücülük skalası yaratıyor bizim edebiyatımızda. Önceki öykü kitabımdaki öykülerin pek edebiyat dergilerinde yayınlamamıştım. Şimdi bir parça daha edebiyat dergilerinde öyküler yayınlıyorum. Bunlar bir kitap hacmine ulaştığında bir öykü kitabı olabilir. Bir de daha uzun bir şey var epeydir elimde olan. İşte bir novella mı olur, roman mı olur, yoksa hiçbir şey mi olmaz bilemiyorum. Onu da tekrar işte önüme alıp bir çalışmak istiyorum ama hani ne zamana biter, nasıl bir şey olur, şimdiden bir şey söylemem zor.